Herkese merhaba Futbol Manager tutkunları. Galatasaray kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde bizleri Young Boys maçı bekleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Son 16'da da Young Boys'la eşleştik. İyi bir eşleşme bizim için. Bakalım bunu geçebilecek miyiz? Artık transfer dönemi bitti, her şey bitti. Lig maçlarını oynadık, kupada ilerledik, çeyrek finale geldik falan derken artık yolumuz Şampiyonlar Ligi ve Young Boys karşısında ilerliyoruz şimdi hemen. Young Boys maçına doğru oyuncularımızı dinlendirmiştik. Dinlenmiş oyuncular. Ziyeh'in iyi performansı vardı son maçta. Ziyeh'i ilk 11 kullanacağız. 4 gol bir asist yapmış son 5 maçta. Kerem Mataşlı'nın gelişiminden bahsediyor. Bakıyoruz şimdi Eyüp Aydın, Efe Akman, Ege Araç bunların gelişiminden bahsediyor. Zaniolo'nun gelişiminden bahsediyor. Zaniolo da bayağı gelişmiş bu arada. Kalecinin gelişiminden bahsediyor. Yüksek potansiyelli oyuncularımızdan bahsediyor. Kazım Can da onlardan bir tanesi. Berkay Yılmaz, o da çok önemli bir isim. Genel olarak iyi bir takımımız var. Şöyle bir hemen veri merkezine geldiğimizde nasıl bir oyun oynuyorlar? Uzun top oynuyorlar. Ve hücum hattı çok kalabalık. Orada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Torreira'ya çok iş düşecek. Stoperlere özellikle destek vermesi gerekiyor burada. En önemli katkı o. Bakalım neler yapacağız Young Boys karşısında. Milan Sevilla, Manchester City, Real Sociedad maçları. Milan Sevilla'yı yendi, City de Real Sociedad'ı attı. Biz de yavaş yavaş maçın heyecanına doğru geliyoruz. Maçı kazanabiliriz demişiz. Torreira 40 milyon euro teklif yapılırsa satacağız dedik Torreira'ya. Henüz öyle bir teklif zaten yok. O yüzden problem de yok Torreira ile alakalı. Son maçlarda rakibin topu hücum bölgemize taşıması merkez silik oynayan oyuncularımız varmış. Chad onlardan bir tanesi. Barış Alper Yılmaz iyileşmiş. Şimdi bu maçta kimler oynayacak? Önemli noktalardan bir tanesi bu. Hemen temizliğimizi yapalım. Kalede tabii ki Muslera'mız olacak. Sağ tarafta Zeki Çelik'le başlayacağım ben. Davinson, Abdülkerim ikilisi iyice alıştı oraya. İyice uyum sağladılar. Orada sıkıntımız yok. Solda da Kön. Dedik öne güveniyoruz. Lucas Torreira savunmanın önünde. 10 numara pozisyonda Efe'yi kullanmak çok isterim ama bir Şampiyonlar Ligi maçı o yüzden Jorginho ile başlayacağız. Hakim Ziyech sağ tarafta. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ile başlayacağım. Ama sonradan değiştirebiliriz belki bilmiyorum. Kerem'le başlayalım şimdi. Tete Ziyech de yapabiliriz. Talisca 10 numarada. Forvet'te Mauro Icardi. Yedeklere Jean Kat'ı aldım. Kaan Ayhan'ı aldım. Orye, Ayberk Karapo, Yusuf Özdemir, Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Efe Akman 8 oldu. Tete, Adams. Alabiliyor muyum Barış Alper'i? Alabiliyorum. Başka da alamıyorum zaten. Zaha sakat. Bir de Zaha'yı alabiliyorum. Tam kadro olacak zaten. Bir eksiğimiz var o yüzden. Zaha'yı alamadığımız için diğer gençleri alamıyoruz zaten. Altyapımızdan olmadığı için bu isimler onları kaydedemiyoruz. Güzel bir kadro, güzel bir diziliş ama onların tabii ki çok farklı oyuncuları var. Orada dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle şu iki forvete ben biraz baskı uygulamak istiyorum. Pres noktasında da yine rakibin tüm oyuncularına pres uygulayalım. Merkezden bizi çok zorlayacaklar. Merkezi iyi kapatmamız gerekiyor gerçekten. Orada ciddi problemler yaratabilirler bize. Bakacağız. Maçın başlangıcına göre çift maçlı. Bu deplasmanda başlıyoruz. Deplasmanda kazanıp rahat bir şekilde buraya gelmek isteriz tabii ki ama bir beraberlik de bizim işimize gelir. Yeter ki yenilmeyelim. Evet, biraz değişik bir zemin. Karlı bir havada İsviçre'de. Bakalım neler yaşayacağız bu zeminde. Icardi, Jorginho, Sanchez. Defanstan çıkarak başladık. Hadi oğlum, tecrübeli oyuncularımıza güveniyoruz bu maçta. Ama iş yapmazlarsa genç oyuncularla da iş yapacağız ileride. Genç oyuncuları da oyuna alacağız. Maçın başlangıcında kafa kafaya başladı maç. Çok pozisyon yok derken Sanchez duran topta atabilirmiş. Olmadı. Yani topla oynamada da kafa kafayayız. Aslında öyle şut anlamında da iki taraf şut çekemedi henüz. Şöyle yapacağım. Birazcık böyle yaratıcı oynayıp biraz alanı genişleteceğim. Onlar da çok dar alanda oynuyorlar. Ve ortayı çok kapatıyorlar. Bizim biraz kanatları zorlamamız lazım. Şimdi bir korner kullanıyor İmeri ile Young Boys. İmeri Ziyeh uzaklaştıramadık. Sandro Lauper. Maalesef orada golü yedik. Orada neler oldu? Bir bakalım.
ortaladı. Kafayla çıkardık orada aslında. Ziyech de vurabilirdi, vuramadı. Colley, Urgunic, Lauper. Orada kaleye giden topa dokunduğu için Muslera da yanılmış. Blum, Talisca, Imeri. Şimdi Hadjam. Hadjam orada bir boşluk buldu. Şöyle yapacağım ben. Sağ kanadı, sol kanadı kullanacağım. Biraz kanatlardan ilerleyelim, hücum edelim. Çünkü ortayı çok kapatıyorlar ve bizim hücum etme şansımızı çok azaltıyorlar. Bizim biraz daha geniş alanda oynamamız lazım. Biraz daha hücum attırmamız lazım. Da bu Muslera'nın uzun topu nedir? Onu çözemedik. Neyse. Rakiopi, Kamara. Presimiz, baskımız işe yaramıyor şu ana kadar. Top kapamıyoruz. Hataya zorlayamıyoruz rakibi ve kötü başladık bu Şampiyonlar Ligi maçına. Onlar evinde galip durumdalar. Derik Kön. Biz bunu çeviririz. Biz Galatasaray'ız. Hadi çocuklar. Talişka. Zeki. Araya. Araya. Zeki kendi gitti. Ah be Zeki oğlum, at bari. Bu kadar gidiyorsun. Bari golü at ya. Hakim Ziyech kullanacak korneri. Arka direğe kafa. Sanchez dışarı. Sanchez ikinci kez net pozisyonu kaçırdı. Üç isabetli şut verdik rakibe. Şöyle başarabilirsiniz diyelim çocuklara, bir moral verelim. Ziyech çok kötü oynuyor bu maçta. Kerem yorgun. Fiziksel olarak da sıkıntılı. Bilemiyorum yani, istediğimiz futbolu oynayamadık yani. Bakalım şimdi. Hakim Ziyech'i çıkaracağım. Tete'yi alacağım. Kerem Aktürkoğlu yerine de Derik Kön'ü atmak istiyorum ve Yusuf Özdemir'i oraya atacağım. Derik Kön'ü biraz daha sol kanatta kullanacağım. Biraz daha kanatları kullanmak istiyorum çünkü. Ziye çok önlem aldılar. Tete biraz daha hareketli bir isim. Ziye o kadar hareketli değil. Onu önlem almak daha kolay. Sol tarafta Kerem'in de etkinliği yoktu. Icardi de çok iyi değil bugün. Muslera. Defanstan çıkıyoruz. Yusuf. Jorginho'nun o yaptığı iş değil. Daha çok çabalayın diyelim takıma. Hadi beyler, hadi beyler. Icardi'ye bir rol değişikliği yapacağım. Yaratıcı forvetten biraz daha fırsatçı golcüye geçsin Icardi. Şimdi bir baskımız Abdülkerim. Kön, Yusuf Özdemir, orta, Tete vuramadı. Zeki iyi bindirdi. Zeki çevirdi. Icardi, Mauro Icardi. Fırsatçı golcü yaptık, hemen gol attı. Dakika 56, bravo. Burada bakın, Tete vuramadı kafayı. Zeki çok iyi bindirdi orada. Kanada çekti topu. İçeride çok iyi çevirdi ve Mauro Icardi. Aferin Icardi. Icardi'yi biraz FG olarak oynatalım. Biraz daha fırsatçı golcü rolü verelim. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Biraz daha gaz verelim. Hadjam. Şimdi Koli. Urgunic. Imeri. Talisca olmadı. Kanatta çok yoruldu oyuncularımız ya. Nasıl bir müdahale yapacağız oraya? Kanat oyuncumuz da yok. Yani Talisca da yorgun. Kön de yorgun. Kön yerine Chaedimse atabiliriz. Ya da Barış Alper'i atalım oraya bence. Talisca yerine Chaedimse atalım. Başka da şu an için değişikliğe gerek yok. Stoperlerimiz de çok iyi değil ama Barış'ı biraz kanattan kullanalım. Sanchez, şimdi Yusuf Özdemir, Che Adams, Icardi, Barış Alper Yılmaz. Oyuna müdahaleler hemen golü getiriyor. Bravo Barış Alper Yılmaz. Barış Alper golü atıyor ve 2-1'lik üstünlük. Burada Sanchez de başladı atak. Yusuf Özdemir burada bindirdi. Hemen Adams oynadı. Adams sürdü topu. Icardi tek top ve Barış Alper karşı karşıya bitiriş. Güzel güzel güzel. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. İmeri'ye kaptırma orada. Gerek yok. Gerek yok öyle saçma hataya. Sanchez bravo. Sağdan. Sağda at Barış. At Tete'ye. Tete Barış'a. Barış. Ah Barış kaçmıştı. Sanchez. Tete. Tete'yi bindirdi. Tete. Tam Tete'nin sevdiği anlar şu anda. Jorginho. Jorginho. Muhteşem bir gol atıyor. Yok offside hoca, yok offside. Hiç oralara girme. Offside yok burada. Gol inceleniyor. Ah, iptal edildi. Ben çok emindim gol olduğuna. Zeki burada. Evet. Offside. Jorginho. Zeki.
Tete Adams Tete Raciopi. Torreira biraz yorgun. Torreira'yı bence değiştirelim. Kaan Ayhan'ı atabiliriz oraya. Ya da Jorginho'yu biraz geri atıp Efe'yi de atabiliriz. Kaan Ayhan bu maça daha uygun sanki ama Kaan Ayhan tecrübeyle gidelim biz. Ligde oynatırız Efe'yi. Efe'yi de Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istiyorum tabii ama skor çok rahat bir skor değil. Belki ikinci maç biraz rahat oynarsak alırız onu. Son değişikliğimizdi çünkü. Şimdi Yusuf Özdemir, Adams, Yusuf Özdemir, Adams, Adams, sekti, karambol, tete, sekti. Ah be, kaleci hata yapıyordu az kalsın. Olmadı. 90 artılardayız. 90 artı 4, 90 artı 5 artık. Son 1 dakika. Che Adams yine oraya girdi. Zeki. Zeki vurdu. Barajdan sekti. Baraj değil. Baraj nereden çıktı? Savunmadan sekti. Taca gitti. Son saniyeler artık. Taç atışı kullanıyoruz bu sefer sağ taraftan. Güzel bir şekilde bu maçı bitireceğiz gibi. Tete. 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 Bravo oğlum be. Bravo oğlum be. Giren oyuncular bu maçta çok güzel etki bıraktı. Yaptığımız hamleler, müdahaleler maça yansıdı. Özellikle Adams, Barış, Tete. Giren oyuncular hep katkı verdi. Yusuf Özdemir aynı şekilde çok iyi katkı verdi. Tete'nin bitirişi 3-1. Rahat skorla İstanbul'a döneceğiz. 1-0'dan maça kötü başladık. Maça başlangıçlarımızda sıkıntı oldu. Yani başlangıç taktiğimizle ilgili de problem olabilir. Belki oyuncu tercihlerimizle alakalı da. Ama sonunda kazanıyoruz. 3-1'lik bir galibiyet. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. İstatistiksel anlamda da rakipten çok daha iyi oynadık. İkinci yarı geri dönüşü sağladık. Güzel bir galibiyet. Inter'de Dortmund'u yenmiş. Şimdi lig maçı var bir yandan. Sanchez'in kondisyonundan bahsediyor. Yani Sanchez zaten cezalı. Bence yeterince dinlenecek ama Sanchez'e bir gün dinlenme vereyim. Hatta Sanchez'e 3 gün dinlenme vereyim. Sanchez iyice bir dinlensin. Ankaragücü maçında Sanchez'i kullanmayacağız zaten. Kullanamayacağız. Ayberk Karapoy'u kullanırız. Ayberk Karapoy da bizim için önemli. Devre arasında yaptığı konuşma Galatasaray oyuncuları kendine getirdi. Muslera demiş bizim için. Aferin Muslera. Kanat oyunu oynayan bir Ankaragücü'ne karşı oynayacağız. Kazım Can var onlarda sol bekte. Bizim oyuncumuz. Sol kanadı etkili kullanabilen isimlerden bir tanesi. Van Aanholt'un kiralık sözleşmesi umurumda değil. Üzgünüm ama umurumda değil. Kaan Ayhan'ın bir sakatlığı olmuş. Sivas Galatasaray maçı. Hayır, Sivas Fenerbahçe Galatasaray nereden çıktı ya? Sivas Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe de kazanıyor. Biz de pazartesi Ankara gücüne karşı oynayacağız. Sonra da Cuma maçımız var. Adana Demir'le sonra da Kupa maçı. Arka arkaya zorlu maçlar. Ama tabii ligde rahatız. Efe Korkut çok iyi oynamış. U19 takımında ve 2-0 kazanmışız. Biraz alt takımı da yükseltiyor. Che Adams da hafif bir sakatlık yaşamış. Bu maçta kullanamayız. Recep Dilek de gol atmış. Güzel. 2 maç 2 gol. Güzel gidiyor Recep. Hazırlık dönemine iyi başladı. Yani bu takıma hazırlanıyor. Ve orasını bir hazırlık dönemi olarak düşünebilir. Bence iyi çevirdim. bakalım şimdi neler yapacağız rakibe karşı. Talisca'yı övmüşler. Evet, Talisca gerçekten sezonun oyuncularından. O transfer hamlesine hiç pişman değilim. 2 yıl kiraladık ve bayağı para verdik kiralamaya. Ama 2 yıl kullanacağız. Verimli bir şekilde kullanacağız. Daha ne yapalım yani. Ankaragücü karşısına çıkıyoruz. Ankaragücü karşısında da kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Arkamızda Beşiktaş var. Onlar yine puan kaybetmiş. Beşiktaş çok iyi gitmiyor. Samsun'da düşüşte. 10 puan önündeyiz onun. Daha maçımızı oynamadık. Onlar maçlarını oynadı. Yanlış bir hamle olacağını düşünüyormuş Yasin Özcan. Eyvallah Yasin. Bir gün kapımıza gelirsin beni al beni al beni al diye. Bu takım Avrupa'da başarılar yakaladığında, şampiyonluklara oynadığında gelirsin kapımıza. Gelirsin gelirsin o zamanı göreceğiz. O günlere geleceğiz. Şimdi temizlik zamanı. Muslera şımarmayacağız. Yani bu maçta yedekle çıkmaya gerek yok. Şımarmayacağız. Bu maçta Ori oynasın. Ori'yi destekliyorum. Ayberk Karapo, Abdülkerim ikilisini deneyeceğim. Solda Yusuf Özdemir.
Onun önünde Derrick Yön. Bunu deneyeceğim. Bakalım bu maçta ne kadar işe yarayacak. Lucas Torreira. Önünde Efe Akman. Sağ tarafta Hakim Ziye. Kendine gelmesi adına. Talisca ve Icardi. Ama Icardi'yi de FG olarak oynatacağız. Jean Katı yedekler aldım. Kaan Ayhan yedeklerde. Zeki Çelik, Jorginho, Kerem, Eyüp, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Che Adams, Barış. Hepsi alındı yedeklere. Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Jorginho var. Sol bek yedeğimiz yok gibi. Berkay Yılmaz sakatlıktan yeni dönmüş. Sol beke biz könü çekeriz. Bir şey yaparız. Bir şekilde bir çözüm buluruz. Che Adams sakatmış. Che Adams'ı almayalım. Che Adams yerine Gökdeniz'i alalım. Bence böyle daha iyi oldu. Rakibe bakalım hemen. Rakipte hemen Bayiç'e müdahale. Basagok ve Morutsan var. Bence bu arkadaşlara presle oynarsak bir problem yaşamayız. Özellikle kanat oyunu oynuyorlar. Orada Basagok'la Kazımcan'ın uyumu vardı. Kazımcan oynatmıyorlar bu maçta. Oynatamıyorlar mı acaba? Ama yok ya, öyle bir kural yok diye biliyorum. Bakalım maçımıza çıkalım biz. Deplasmanda oynuyoruz. Yine Ankara'ya gidiyoruz. Keçiören'de gitmiştik kupa maçında. Şimdi birlikte Ankaragücü karşısında gidiyoruz Ankara'ya. Ankara deplasmanları kolay değildir. Biz burada kazanmak istiyoruz. Avrupa dönüşü de puan kaybı istemiyoruz. Özellikle böyle bir zafer aldıktan sonra Avrupa'da. Yusuf Özdemir, Efe Akman. Efe Akman'ın oyun kuruculuğunu bugün göstermesi gerekiyor. Artık lider oyunculardan Talisca tehlikeli geldi, ofsayt. Güzel girdi araya. Araya sızdı Talisca resmen. Icardi iyi başladı maça. Biraz FG oynarken daha iyi oynuyor galiba. Öyle bir şey var. FG kısmı daha iyi. Ben biraz daha geniş alan yapıp yaratıcı oynatacağım takımı. Basagok kapar mıyız? Olmadı. Muyakic. Radakovic, Kitsuyu, Morutsan. Morutsan'ın ortası. Bayiç kafa. Sera. Bayiç'e vurdurmazsak sıkıntı yaşamayız. Yusuf Özdemir. Torreira, Yusuf Özdemir. Kön. Talisca. Anderson Talisca, orada bir köne müdahale vardı. Asist köne mi yazıldı acaba? Kön dokundu mu ya da orada? Yusuf Özdemir burada taçtan aldı topu. Bindirdi. Çizgiye kadar indi. Derrick Kön dokunamadı, Derrick Kön galiba. Yusuf Özdemir'e yazılır asist. Abdülkerim. Şimdi Torreira. Efe. Efe tek top oynuyor. Efe aferin oğlum ya. Çok sakin sakin oynuyor. Yani bu yaşına göre inanılmaz sakin oynuyor. Oriye. Ziye. Efe asist. Talisca gol. Talisca şov. Talisca şova devam ediyor. Anderson Talisca. Oriye'nin bindirmesi de iyiydi orada. Çevirdi. Ziye. Efe. Çok güzel tek toplar oynuyor bu çocuk. Arkasına hiç bakmadan hemen pası verdi. Anderson Talisca. Talisca iyi. Icardi biraz rahatlayınca Talisca da orada form tuttu. Icardi ile iyi oynamaya başladılar. FG olarak oynatmaya devam edelim biz Icardi'yi. Ayberk Karapo, o da iyilerden. Ziye, yeni bindirdi. Efe, Oriye. Şimdi Yusuf Özdemir. Yusuf oraları iyi kullanır. Kön. Torreira, Talisca. Bu adam ne yapıyor? Dakika 27 henüz. 3-0. Torreira, Talisca. Torreira'nın asisti. Yusuf Özdemir de çok iyi bindiriyor. Orada Kön'le çok iyi bir ikili oldular. Gerçekten sol kanadı çok iyi kullandı ikisi bu maç özelinde. Bundan önceki maçlarda da böyle değişiklikler yaptığımızda gerçekten iyi ikili oluyorlardı. Bakalım zaman zaman onlara bu şekilde şans verebiliriz. Aslında çok Derrick Kön'e de uymuyor ters ayaklı kanat. Ama Kön sanırım iki ayağında kullanabiliyor. O yüzden problem olmuyor. Bakalım neler yaşayacağız. Kön o rolde iş yaptığı sürece oynatırız. İlk yarı bitmek üzere artık. İlk yarıda 3 isabetli şut, 3 gol. İyi oyun, iyi futbol var. Paslaşma konusunda çok iyiyiz. Devam dedik. Özellikle Talisca'nın bitiriciliği tabii ki maçta fark yaratan şey. Radakovic. Şimdi Efkan. Mujakic. 1.41 XG'miz var. Daha çok onlar topla oynuyor. Onlara pas imkanı da tanımsız çok fazla.
Hava toplarında da bizden üstünler. Torreira, Kön, Yusuf Özdemir bir sarı kart almış. Abdülkerim şimdi Torreira. Efe tek toplar inanılmaz. Oriye, Ziyeh. Ziyeh kendi denedi dışarı. Kendi denemese bir gol daha gelebilirdi. Sergio Oriye zeki değişikliği diyor. Öneriler var. Şimdi Flips. Torreira girdi. Efe. Ah Efe. Bir anda orada tabii Ziyeh'in de hatası var. Ziyeh bu maçta yine yok. Şimdi Yusuf Özdemir'in sarısı var. Ben biraz Kön'ü geriye çekip orada sol tarafa Kerem Aktürkoğlu'nu almak istiyorum. Hakim Ziyeh yerine de Tete'yi alacağım. Tete Kerem genelde oynattığım bir ikili değil ama oynatalım bu maçta. Savunmanın önüne şu anda Jorginho'yu mu alsak, Eyüp Aydın'ı mı atsak? Bence 3-0 skor Eyüp Aydın'ı atalım. Sol tarafa daha sonra Zeki Çelik'i atarız bence. Sol bek olarak oynayabiliyor. 3 değişiklik şu an için yeterli. Yani Kön de yoruluyor çünkü. Derik Kön kullanıyor şimdi. Sol beke geçti. Ertaç, Efe, Abdülkerim, Kön. Kendi gitti ve attı. Derik Kön. İnanılmaz bir adam. Gerçekten oynadıkça daha da verimli oluyor. Sol tarafı tek başına kullanabilecek bir adam. Öyle bir fiziksel gücü var. Ve oraya girdiğinde de şu alana girdiğinde özellikle bu altı pasın köşesinden giriş yaptığında orada ya asist oluyor ya gol oluyor. Kaçmıyor yani oralara boş bırakırsanız orada affetmiyor. Efe bir anda kaybetti. Tabii fiziksel olarak Efe tam hazır değil bu lige. Hani burada top kayıpları olacaktır. Buralarda kızmayacağız Efe'ye. Zaten iyi de oynuyor. Önüne fırsat geldiğinde neler yaptığını görüyoruz. 75'e geldik. Şu hatayı izleyecektim ama vazgeçtim. Derik Kön, şimdi Zeki Çelik'le bir değiştirelim onu. Bir değişiklik daha yapalım. Oriye Kaan Ayhan'ı mı atsak, Ayberk Karapoy'u mu sağ tarafa atsak, yoksa Mauro Icardi yerine mi değişiklik yapsak falan derken bir sürü kafa karışıklığı. Talisca yerine Gökdeniz'e atalım ya. Genç oynatmaya devam. Barış'ı oynatmak isterdim ama bence şu an gençleri oynatmak daha önemli. Barış Adana Demir maçında ilk 11 oynatırız. Sağ tarafta Ziye olmadı çünkü. Tete oluyor aslında da biraz daha böyle Barış Kerem ikilisi oynatırız. Ali Sow neyse ki gol olmadı. Yani orada nasıl o kadar hata yaptık bilmiyorum. Saçma hataydı. Flips Muslera aldı. Dakika 80'e geldi artık. Onlara da bayağı isabetli şut şansı verdik aslında. Böyle bakıldığı zaman bayağı pozisyon verdik. Ben biraz rakibi merkezden oynamaya zorlayacağım. Kanatları çok kullanmasınlar. Aslında kanat oyunu oynuyorlar onlar çok fazla. Basagok çıktı. Çaçyomanes girdi. Philips de girdikten sonra bayağı etkili olmuş kanatta. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Abdülkerim. Bitti. 4-0. Rahat bir skor. Rahat bir galibiyet. Haritasına baktığımızda da gördüğünüz gibi gayet iyi bir skor. Kolları yukarı kaldırıp tebrik ettik takımı. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. 68 puana çıktık. Böylece 13 puan farkla öndeyiz. Şimdi önümüzde Adana Demir maçı var. Adana Demir maçını da oynayacağım. 3 maça çıkalım artık yavaş yavaş. Şöyle kadrodaki herkesi bir dinlendirelim bir gün. Adana Demir'le evimizde oynayacağız. Orada yine gençlere şans vermeye çalışacağız. Kupa maçında çünkü tamamen az kadromuzla oynayacağız. Talisca, övelim Talisca'mızı. Talisca'mız her geçen gün daha iyi. Emektar Muslera Galatasaray takımının en yaşlı oyuncusu olmuş. Deplasman'da oynadıkları Ankara Gücü karşılaşmasında 37 yaş 248 günle bu alandaki rekoru kırmış. Zaten 37 yaşında artık. O yüzden Muslera'yla devam etmemek de çok mantıklı bence. Ne oynuyor peki Adana Demirspor? Uzun top oynuyormuş. Uzun top oynayanlara karşı sıkıntı yaşadığımız oldu. Öyle maçlar yaşadık. Bakalım Adana Demir bize zorluk çıkaracak mı? Ya da biz sıkıntı yaşayacak mıyız? Sanchez, Zeki bunlar milli takımda olmayı hak ediyor diyor. Benfica ve Barcelona'nın galibiyetleri var. Şöyle bir ilk tura bakarsak Manchester City kazanmış, Milan kazanmış. Inter deplasmanda, biz deplasmanda kazandık. Atletico evinde Arsenal'i yenmiş. Paris deplasmanda kazanmış. Benfica evinde Union Berlin'i dağıtmış. Bayern Münih evinde Barcelona'ya yenilmiş.
Bakalım neler yaşayacağız. Gol sıralamasında da Mbappe ve Icardi 10 golle zirvedeler. Krallık yarışında ikisi yarışıyor. Gol yemediği maçta da Muslera 5 maçta gol yemeyerek iyi bir performans göstermiş. Bakalım. Kim var bu arada şeyde? Listede kim vardı? Yanlış mı gördüm ben? Şampiyonlar Ligi genel bakış diyelim. Oblak, Trubin varmış. Bir anda Lunin mi var dedim hani bizim ilerideki kalecimiz. Önümüzdeki sezonun kalecisi. Real Madrid'de Lunin ne kadar oynuyor? Bir bakalım. Kepa var. Lunin oynuyor bayağı. Ha, bayağı da oynamış yani. 24 lig maçında oynamış. 23 gol yemiş. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta oynamış. Baya baya oynuyor Lunin. Kepa var aslında onlarda ama Lunin oynuyor daha çok. Courtois da hala 2-7 hafta sakatmış. Arda Güler'e bakalım mı? Arda oynuyor mu acaba? Nerede Arda Güler? Bir ara gördüm. Ha burada. Arda Güler ne yapmış? 7 lig maçında oynamış. Bayağı da iyi. 7 üzeri oynamış hep. Ortalama olarak. Şampiyonlar Ligi'nde de süre almış. Belki Arda'yı almaya çalışırız. Neden olmasın ilerleyen dönemde? O paraları veremeyiz de. Ne bileyim, Talisca modeli gibi. 2 yıl 2 yıl kiralarız böyle belki. Şimdi Adana Demirspor karşısına çıkıyoruz. Adana Demirspor karşısında da biraz değişik bir kadro yapmak istiyorum. Kalede Muslera devam. Muslera'nın formunu bozmayacağım. Bu sefer Zeki ile mi çıkalım? Zeki ile çıkalım bu sefer. Stoperde Davinson Abdülkerim. Bozmuyorum sizi. Geçen maç cezadan dolayı oynamıştı. Yusuf Özdemir. Önünde Kön. Buna devam edeceğim. Bu tuttu çünkü. Torreira önünde Efe. Bu da iyi diyor. Bir problem yok. Sağ tarafta bu sefer Barış Alper Yılmaz'ı kullanacağım. 10 numarada Talisca. Forvet'te de Icardi'ye devam. Hani biraz daha değişiklik yapmak isterdim ama hani burada geçen maça göre bir tek Barış Alper'i mi Zeki'yi mi değiştirdik? Bir de Sanchez'i değiştirdik. Bayağı da yapmışız aslında 3 değişiklik. Yedekler şimdi önemli. Sağ tarafa Hamza'yı alacağım. Ayberk Karapo stoper yedeği. Sol bek yedeği Berkay Yılmaz olsun. Eyüp Aydın diğer yedek. Orta sahaya bir diğer yedeğimiz Yusuf İnce olsun. Bayağı gençleri alacağım yedeklere sadece. Sadece demeyelim de. Çoğu genç olacak. Chad Adams'ı alacağım zaten de bir bakıyorum şimdi. Kanatlara kimi alayım? Tete'yi alayım. Kerem'i alayım. İki kanat bunlar olsun. Gökdeniz Gürpüz ve Chad Adams olsun. Böyle yapalım. Yani Tete, Kerem, Chad Adams bunlar as yedeklerimiz. Diğerleri böyle genelde genç oyuncular oldu. Rakibe bir bakalım şimdi. Rakipte Abat var. Abat'a klasik yine baskımızı yapalım. Diğer oyunculara da presimizi yapalım bence. Pres önemli. Presli bir oyun oynuyoruz. Ekstra pres verdiğimiz zaman daha iyi sonuç aldık. Aldığımız sürece de böyle devam edeceğiz. Genelde sonuç aldık yani. Dorukhan'a orada, Cihat'a yani bütün stopere, mutopere herkese Allah ne verdiyse bastırıyoruz. Şimdi kaç numara verebiliriz sana? 35 numara verelim Berkay Yılmaz. Sol bek yedeği. Bakalım çocuklar nasıl tepki verecek bu maça. Sonradan oyuna sokacağız eğer sonucu alabilirsek. Biz övenlerin ne kadar haklı olduğunu gösterin dedik. Evimizde Adana Demir karşısındayız. Cihat. Cihat Çelik'i mi almışlar onlar Kocaeli'den? Muhtemelen o Cihat. Kocaeli kariyerinde kullanmıştık onu çokça. İyi de bir oyuncu. Yaşlı da değil. Dorukhan ne yapıyor o da bilmiyor bence. Yusuf Sarı. Geriye döndüler. Günay. Günay bizim kaleci biliyorsunuz. Devre arasında gönderdik. Yusuf Özdemir. Şimdi Abdülkerim. Efe. Tarişka. Kön. Kön aldı mı topu? Coşuyor resmen. Efe Akman. Ah oğlum orada alabilsen çok büyük tehlike olacaktı. Efe şimdi aldı. Efe ben buradayım dedi ama Günay. Günay, Günay, Günay. Daha yaratıcı oyna diyelim. Biraz daha genişletelim. Güzel başladık maça. %60 topla oynuyoruz. %88 pas isabeti. İsabetli şutumuz Efe ile geldi. Şimdi Kön korneri kullanıyor. Dakika 13-14'e geldik. Kafa arka direkte Sanchez. Olmadı. Sanchez'in şu kafa vuruşları bir gün girmeye başlayacak böyle arka arkaya da. Zeki, Efe.
Paslaşmalar, Barış Alper. Çok dik topu yani, iyi pozisyonda aslında. Davinson Sanchez. Zeki Torreira. Icardi'nin ara topu. Derrick Kön kaçırdı. Icardi çok güzel ara toplar atıyor. Fırsatçı golcü olarak oynamaya başladıktan sonra çok daha hareketli. Günay sektirdi. Şimdi Barış Alper, Efe, Yusuf Özdemir. Tekrar orayı oynadık. Orada Kön yok. Kön'ün desteği olması lazım oraya. İyi gidiyor maç ilk 20 dakikada ama gol bulamadık. Biraz Barış Alper kötü oynuyor. Kön de istediğimiz verimi veremedi bugün. Kön'ü kapattılar orada. Tabii İsmail ve Yusuf Sarı gibi iki hızlı oyuncu var. Tehlikeli geldiler bu arada. Barış Alper aldı şimdi kontraya kalkış. Efe. Geriye döndü Sanchez. Torreira boş. Talisca. Güzel paslaşarak çıkıyoruz. Paslaşarak çıkmak istediğimiz bir şey. Kön yine aldı. Bastı gaza. Torreira. Talisca. Torreira. Yusuf Özdemir. Zeki Günay. Güzel paslaşarak kaleye kadar gittik. Rakibe hiç topa dokundurtmadık. Ama bunların gol olması lazım artık. Kalecileri uzun topla oyuna sokuyormuş. O uzun topları indirmemiz lazım. Sıkıntı yaşamamak lazım. Barış çok iyi değil bugün. Bakacağız ona. Yedekte de çok oyuncu almadık. Biraz şımardık tabii. Yedekte hep gençleri aldık. Maçı rahat alırız diye. Sanchez. Az kadroyla oynuyoruz sayılır. Barış Alper. Zeki. Talisca. Talisca bunu nasıl kaçtı oğlum ya? Nasıl kaçtı bu ya? İnanılmaz ya. Zek. Muslera. Zek. Torreira. Talisca. Kön. Icardi orada alamadı. Abdülkerim. Devam atak. Devam. Zeki. Efe. Feliske girmedi. Sanchez oynadı. Sanchez Barış'a. Barış yürü oğlum. Aç ortanı. Icardi. Icardi. Ah Icardi. Ah nasıl kaçtı oğlum bunlar? Nasıl kaçtı? Nasıl? Yani Barış Alper de iyi pozisyonlara giriyor. İyi pozisyonlar hazırlıyor ama nasıl kaçıyor bunlar? İnanılmaz gerçekten. Bu maçı kazanabiliriz dedik. Yani Derrick Kön hamlesi bu sefer tutmadı. Ben beklemeyeceğim. Sarı kartı da var. Kerem'i atacağım oraya. Aslında Barış Kerem başlayacaktık. Niye son anda değiştirdik kararımızı yine Kön'le başladık bilmiyorum ama. Şimdi Yusuf Sarı korneri kullanıyor. Bir de gol yersek tam müthiş olur. İkinci yarıya başlangıcımız. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Çok tehlikeli. Daha çok çabalayın diyelim çocuklara böyle. Bu kadar baskıyla, yani rakip baskıyla başlaması lazım. Bizim baskıyla başlamamız lazım ikinci yarıya. Muamma değil. Şimdi Alui. Nabil Alui. Ne yaptı öyle? Ne yaptı öyle? Ne yaptı öyle? Varda inceleniyor ama gol geçerli. Alui ne yaptı öyle ya? Çok acayip bir gol attı. Şimdi korner kullanıyoruz. 54. dakika. Kerem Aktürkoğlu arka direğe doğru sektirdi yine Günay. Yusuf Özdemir, Sanchez, Zeki. Kerem Aktürkoğlu Günay. Aslında yani şu maçta şunu hak etmiyoruz ya. Şu gerçekten inanılmaz. Günay yine sektirdi. Torreira, Yusuf, Kerem Aktürkoğlu, offside. Şu maçta gerçekten şunu hak etmiyoruz. Yani oynadığımız oyun o kadar kötü değil. Yusuf Özdemir, Talisca. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Ortada Icardi'yi bulduk. Icardi biraz daha oyun kuruyor, hazırlıyor. Barış Alper, Sanchez, Yusuf Özdemir, Torreira. Şımardık ama ya. Yedekleri, aldığımız yedekleri hatırlıyor musunuz? Şımardık yani. Çok şımardık. Bu şımarıklığın sonu böyle olur yani. Talisca yine barajdan sekti. Ya baskı kuruyor takım. O yüzden değişiklik yapmıyorum şu anda yani. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir sıkıntı da görünmüyor. Ama yani katkı da alamadık. Orası kesin. Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Yusuf Özdemir. Çok şımardık. Geleni geçeni yeneceğiz diye. Fazla şımardık ya. Efe, Barış, Sanchez. Hadi çocuklar be. Güzel ara topu. Icardi. Oo, nereye vurdun? Nereye vurdun Icardi ya? Bomboş ya. Bu nasıl kaçırdı bunu?
Şu FM'de arka arkaya kazandığın zaman böyle şeyler yaşıyorsun ya. %100 nasıl kaçtı bu yani? Şu maçı kaybetmemiz mucize olması lazım. Enteresan. Ha, gerçekte de var böyle maçlar ama yani şımardığında hep böyle sıkıntılar oluyor ama yani bilmiyorum şu maç kazanmamız gereken bir maç ya. Bulduğumuz pozisyonlara bakınca. Efe, Torreira'ya gelmedi. Sanchez, Zeki, Orta, Günay, sektirdi yine. Yusuf Özdemir. Yusuf iyi orta. Hadi Icardi. Olmadı ya yine Barış. Bir gol bulsak çevireceğiz de bir golü bulamadık. O ilk golü bulamadık. Kerem nerelerden vuruyorsun abi? Ne yapıyorsun ya? Günay. Talisca da çok iyi oynadı aslında ama o bitiriciliği iyi değildi. Çıkarmak istemiyorum. Bir yandan çıkarmam gerekiyor şu anda ama. Bu arada Icardi girdi araya. Ne var incelemesi ya? Var incelemesi ne? Pas verildi Icardi'ye zaten. Var incelemesi diyor. Yok var incelemesi falan. Sisse burada. Semih. Burada bakın. Dorukhan tek top oynuyor Icardi'ye. Icardi'nin koşu yoluna. Başarabilirsiniz çakalım hemen. Bence hemen bir hamle yapalım. Talisca yerine Che Adams hamlesi. Lucas Torreira yorulmuş. Efe Akman yerine... Akman yerine de adam almamışız ya. Eyüp Aydın hamlesi yapalım. Yani yedek almadığımız için şu an pişmanız tabii ki. Ama çocuklar elinden geleni yapacak. Berkay'ı aldım Yusuf yerine. Yoruldu çünkü. Bir değişiklik hakkımız daha var. Belki ilerleyen dakikalarda Torreira'yı çıkarırız. Başarabilirsiniz demiştik zaten. Hadi bakalım. Berkay ilk kez oynuyor bir de. Berkay'a attığımız maç biraz tabii değişik bir maç oldu. Şimdi Sanchez. Kerem Aktürkoğlu, Che Adams. Che Adams, kaleci Günay. Günay bize karşı da nasıl oynadın sen ya? Kerem Aktürkoğlu şimdi korneri kullanıyor. 82. dakika. Günay yine yumrukladı. Günay'ın yumruklamalarıyla devam etti. Şimdi onlar kanattan geliyor. Mendoza, Mendoza durdurduk aferin. Faul mü? Ne faul ya? Oho. Kaç değişikliğimiz var bizim? Tek mi? Lucas ölmüş. Lucas'ın yerine alalım oyuncu. Eyüp Aydın'ı oraya atalım. Yani Yusuf İnci'yi atacağım mecburen. Yusuf İnci'yi atalım defansif oyun kurucu olarak. Emre Akbaba. O da bizden bir oyuncu. Muslera'nın kucağına gitti. Ya şu an belki yedeklerimiz olsaydı bu maçı çevirmiştik. Berkay. Kerem. Çok şımardık ya. Yani gereksiz şımardık ya. Yusuf İnci dışarı. Çok gereksiz. Gereksiz bir şımarmaydı. Şöyle hızlı değişiklik değil de başarabilirsiniz dedik. Biraz rakibe bir bakalım. Rakipte Yusuf Erdoğan, Mendoza'ya pres. Şu presleri kaldıralım oyundan çıkanlara. Başka bakıyorum pres yapmadığımız var mı? Santiforlarına devam. Emre Akbaba'yı da biraz presli oynayalım, sert oynayalım. Devam. Evet, Eyüp Aydın, Abdülkerim. Şimdi Yusuf, Icardi, Yusuf, Yusuf, Zeki. Ah be, Günay ayaklarıyla çıkardı. Günay sen ney misin oğlum ya? Biz seni niye vermişiz? Senden iyi yedek kalecim varmış acaba? Sizse hayatının maçını oynadı Günay da bu maçta. Yusuf, beni gönderirsiniz ha dedi. Hayatının maçını oynadı. Evet, 8 isabetli şut, yalnızca bir gol. Icardi ile telafi ettik onu, o da rakipten gelen pastı. İyi oynamadık, biraz fazla şımardık. Şımardığımız için de hemen ceza geldi. Yani şımarmamak lazım açıkçası. 69 puana yükseldik. Ya şampiyon olacağız biz bu ligde. Orada bir problemimiz yok bence de. Yine de bu kadar erken şımarmaya gerek yoktu bence. Gençleri mençleri almaya. Erkendi bu hamleler için. Bir sürü yedeğimiz vardı. Yani Hakim Ziyech'i yedeğe alsak, Jorginho'yu, Kaan Ayhan'ı, Orye'yi falan filan alsak. Ya yani böyle yedeklerimiz olsa bu maçı daha rahat kazanırdık diye düşünüyorum. Bakalım yani böyle kazalar olur, sıkıntı yok. Şimdi fikstürümüze baktığımızda bir nazar boncuğumuz var. Orada bir beraberliğimiz yeşil yeşil gidiyorduk.
Ama Young Boys'u yendik. O çok önemliydi bizim için. Bir sonraki bölüm Fenerbahçe maçını oynarız. Kupa maçı. Karagümrük maçını oynarız ve Young Boys rövanşını oynarız. 3 tane maçta yine devam ederiz. Yavaş yavaş sezon sonuna geliyoruz. 3, 6, 9 yani yaklaşık bir 5 bölümde falan bitecek. 5 bölüm sonra ilk sezonu tamamlamış oluruz muhtemelen. 4 ya da 5, belki 4 bölümde bitiririz. Son haftaları çok böyle hafta hafta oynamaya gerek yok. İşte Fener maçı var, Beşiktaş maçı var. Onları belki oynarız, diğerlerini belki hızlı geçeriz. Gençleri oynatırız ya da. Bakacağız, karar vereceğiz sizlerle birlikte. Kulüp ekranına dönelim, orada veda edelim sizlere. Destekleriniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.